uzun yıllar yaptık bu işi, ara vermiştik. 2 yıldan beri devam ediyoruz ama çocukluğumuz bununla geçti yani. Çocukluğumuz bu işle geçti yani. Anamızdan doğduk doğalı besliyoruz güvercin yani. İlkokul 1'e gidiyordum ben, hatta okuldan kaçmıştım o gün. Okula gitmemiştim, damla bir güvercin yakalamıştım. O gündür bugündür besleriz. Bir sıkıntılar oldu, ara vermek zorunda kaldık. Daha sonra da şimdi yine Allah izin verirse devam ediyoruz. Bir tane güvercin yakalamıştım evin orada. Elma kasası aldım, gittim bakkaldan. İstedim yani. Aldım, gittim, dama yaptım. Annemgil o gün evde yoktu. Ben annemgil hazırladı, okula gidecektim. Ben kuşu yakaladım, okula gitmedim o gün. İlkokul 1'e gidiyorum. Daha ilkokul 1'e gidiyordum. Dama yaptım. O görseniz o heyecan yani farklı bir şey güvercin. Çünkü orada komşularımız da besliyordu. Onları da görüyordum. Büyük ihtimalle onların güvercini de olabilirdi tabii ki de. Çok büyük heyecandı yani. Bu şimdi mesela çocuğum var. O zamanki gibi o çocuktan ne kadar heyecanlıysam onda da öyle heyecanlıydım yani güvercinde. Benim kuşa başladığım dönemlerde Serkan'ım Karaziya Ceyhan'dan, İsmet Baysal abi, Niyazi Aydın, Seyfi Sökmen, çok beyefendi ağırlığı olan değerli insanlar kuşçuluk yapıyordu. Biz vardık mı Paksoy Mustafa bir kuşçu sohbetinde, bir kuş uçurulurken oturup kalkmasını bilen insanların yanında biz bu işe başladık. Abim aracılığıyla bir çift güvercin aldık. Yani çatıda, öyle söyleyeyim, kutunun içinde çatıda gizli gizli beslemeye başladı. Ondan sonra bu aşk iyice büyüdü. 9 yaşındayken o zamanlar bir horoza merakım vardı. Maraşlı bir abi vardı. Horoz ve güvercin besliyordu. İlk zaten kuş aşkım oradan başladı. Orada gördüm. Onların o şekilde toprağın üzerinde yani bahçede besliyordu kendisi. Toprağın üstünde baktım o şekilde fizikleri, uçurması olsun şeyi. O vasıtayla başladık abi işte. İlk kuşumu ondan aldıydım. Kendimi bildim bileli Adana kuşu besliyorum. Çocuktum, 3-4 yaşındaydım. Teyzemin nişanlısı vardı. Babam dedi ki teyzenin nişanlısına söyle, sana kuş getirsin dedi. Kuş besliyordu, Adana kuşu. Dedim ki teyzemin nişanlısına, bana kuş getirmezsen sana teyzemi vermem dedim. Bir getirdi, kutu kutu, yani 50-60 tane vardı. İlkokulda babam abime değişik taklacılar falan getirirdi. Onlardan zamanında alıştık. O zaman köyde oturuyorduk. Babam annem öğretmen olduğu için köyde lojmandaydık. Sonra Kadirli'ye geldik. İlkokul 2. sınıftan beri kuşu besleriz. Sosyal bilgi kitabımı verdim, bir çift güvercin aldım. O da çok değerli bir kuş değil, Seyip dediğimiz. Sosyal bilgi kitabımı verdiydim, bir çift kuş aldım. O bende o zamandan beri hala kuş besliyorum. Pis bir hayvan değil. Mükemmel, biti yok, piresi yok. Ya, Fransız parfümünden daha güzel kokuyor içine çektiğin zaman. Onlar, ya bilmiyorum, ben güvercin aşığıyım. Yaklaşık 35 yıldır falan yapıyorum. Yani bunun içinde büyüdüm diyebilirim ya. Yani sonuçta bu bir zevk, bir hobi gibi. Her şey yaptım. Turizmde çalıştım, dışarılarda çalıştım ama bu zevkimi asla bırakamadım, hobimi. Ve de bu işi yapmaktan ticaret amaçlı da olmazsa bile zevk alıyorum. Yani seviyorum bu işi ya. Bu bizim Adana dediğimiz kuşlar. Yani batarcı, dalarcı, kanat vuran dediğimiz kuşlar. Yani bizim bu Adanalı olmayan hiç kimse de bu kuşu beslemiyor. Yani bu kuşu İstanbul olsun, Osmani olsun, Urfa olsun, Mardin olsun, herkesin değişik stil kuşları var ama bizim bu Adana dediğimiz, lop dediğimiz kuşlar bunlar. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Şu an 60 yaşındayım. En büyük zevkim bu. Benim bir ticari amacım yok. Zevk için besliyorum. Yavru çoğalttığım zaman sevdiğim insanlara veriyorum. Hani herkese kuş vermem ben. Kıymetini bilmiyorlar. Hani benden alıp başkasına satanlar da oluyor. Öldü deyip başkasına yollayanlar da oluyor. Onun için güvenmediğim insana hiç vermem. Sevmeyen insana, kuşu sevmeyen insana. Yaklaşık 35-40 yıl arası bunu yapıyoruz yani, besliyoruz. Abilerimizden gelen bir şey yani. Buna daha önce abilerimiz besliyordu. Abilerimizden bize kalan bir miras gibi görüyoruz yani.
Eskiden böyle baraka maraka sistemi yoktu yani. Damda bir tuspa olurdu kuşların kapısında. O da nedir? Çor çocuk çıkıp da kapısını açmasın diye. Abim kilit vururdu. Çay kaşığını kırıp tuspayı açardım yani. Onun sistemini bul dedim. O şekilde kuşların içine, ha bir şey yaptığımızdan değil. Sadece otururdum içine, kuşlara bakardım yani. Bu 7 yaşından beri olan bir şey yani. 82-83 yıllarından beri gelen bir şey yani. Bana ait olan ilk kuşlarım, kırmızılarım vardı. Maverde deriz. Hala da nesli yani, bir nesli 30-35 yıl ileriye taşımak zordur. Benim maverde neslim yani, nasıl diyeyim, 89 yılından beri kapımda bırakmadığım bir nesil yani. Kuşla ortaokuldan beri sevdalıyım yani. Yalnız ki kuşlarımı çaldıktan sonra ben bıraktım kuşçuluğu. Tekrardan bizim bir aslan yeğenimiz var. O geri başlattı aradan 10 sene sonra. Geri başladık, böyle devam ettik. Ve başladığım sürece en aşağı belki de 100 tane kuşum havada patladı gitti. Bu 100 kuştan bir tane çıktı sadece. Başka hiç kimse çıkartmadı kuşumuzu, çok şükür. Ha, ben de çıkartmadım. Yalan söylemeyeyim şimdi. Çünkü benim de kuşum çıkmıyor. 5-6 seneden beri yapıyorum. 5-6 yıldır yapıyorum. Seviyorum hayvanları. Kuşları çok seviyorum, meraklıyım. Abi ben daha önceden posta kuşu besliyordum. Bu kuşa, Adana kuşuna 5-6 yıl önce bir gönül verdim. Öyle bir normal bir besleyeyim dedim. Birkaç arkadaş da izledim, daha doğrusu hoşuma gitti. Sağdan soldan yumurta sürdüm, yaptım, uçurdum. Kuşun kralını da uçurdum 2-3 yılın içinde. Batar'ın kralını da uçurdum. 55 yaşındayım. Herhalde bir 7-8 yaşındaydım başladığımda. Eskiden Şami ağırlıklıydı, zırhlı, müsevet. Yani bu ırk kuşlar ağırlıklıydı eskiden. Onlar düz gelirdi, çok yüksekten gelirdi. Ve çok yiğit kuşlardı. Yani şimdiki bizim bu kuşlar gibi kaldırdım komşuya gelir, komşunun umurda uçur gene geri gelmez. Öyle değil. Onlar sağlamdı. Yani kuşum kaçar, göçer diye aklın ucundan geçirme. Ama şimdi kuşları atıyorum şuradan kaldırıyorum, karşı komşunun oraya gidiyor, iniyor. Bir kuş değil ya, bunlar kırılmış kuşlar ya. Deniz kuvvetlerinden emekliyim. Bu çocukluğumdan beri olan bir hobimdir. 1991 yılında ara vermek zorunda kaldım mesleğimden dolayı, mesleğe gittim. 2015 yılında emekli olduğum günden itibaren tekrardan başladım. Bu benim emeklilik yaşamda yaşam tarzım oldu. Bu kuş besleme hobisi çocukluktan gelen. Bu bende hobiydi. Şu anda yaşam tarzım haline geldi. 11-12 yaşlarındaydım. Mahallede besleyen bir abide görmüştüm. O şekilde, herkesin başladığı şekilde, o çocuklukta başlanan bir hevesti. Bu şekilde kaldı. Bu kuşçuluk olay zaten bir hastalık gibidir, kanser gibidir. Girdiği zaman bir insana imkan olduğu sürece birçok insan bırakmamıştır. Bir şekilde ara vermiştir ama hep içinde uktu olarak kalmıştır. İmkanları el verdiyse tekrar dönmüştür kuş beslemeye. Buradan dolap yaptırdım. Marmaris'e götürdüm ben. Sitenin içine götürdüm. Müstakil dubleks evim vardı. Onun üzerine koydum. Orada bir süre besledim. Mesleğim gereği aşırı ilgilenemediğim için bu hayvanlar ilgi isteyen hayvanlardır. Görevden dolayı, uzun süre görevlere gittiğimden dolayı muvaffak olamadım. Başaramadım orada. Orada tekrardan bıraktım. Emekli olduktan sonra tamamen başladım bu hobime. Hiç unutmuyorum, ilkokula gidiyordum. O zaman hırsızlık daha çoktu. Güvercin çalma. Güvercinlerimizi çalmışlardı. Abim geldi, yeter artık. Biz de bir yere kadar geldik, beslemeyelim dediler. Abimin hatırı sayılır arkadaşlarının yanına gittiğimiz zaman biz, bu köşede küçük bir yerimiz vardı. Oraya onlardan habersiz güvercin getirmiştim. O zaman dedim ben anladım. Buğday alacak paramız yok. Daha ilkokul 1. 2. sınıfa gidiyoruz. Evde bulgurlu kaynattıkları buğdayları ceplerimize koyuyorduk. Gece yataktan sabah kalktığımızda ceplerimizden buğday dökülüyordu, bulgur dökülüyordu. Yani o zamandan başlamıştık biz bu sevdaya. Babam da serbest etti. O zamandan ta o zamana yaklaşık 25-26 yıl oldu. O zamandan beri bakıyoruz güvercine. Çocukluğumuzdan bu yana, İşte ilkokul 1'e falan giderken, 2'ye giderken biz bu işe başlamıştık. İşte babamızın arkadaşlarından olsun, böyle güvercin hediye eden abilerimiz, amcalarımız. Onların kuşları bize vermesiyle başladığımız bir iş. Sevda daha doğrusu, aşk. Bu
İlk beslediğimiz aslında bize hediye edilen bizim piç diye tabir ettiğimiz böyle kalitesiz ucuz güvercinlerdi. Ama ondan sonrası daha enteresandı. Biz ava meraklı benim babam. Av köpeğimiz vardı. İşte dışarıda bir taka diyoruz, çardağımız vardı. Orada yatardık. Ağaç vardı burada. Uzun kariptos ağacı deriz. Okaliptus. İşte o ağaçlardan bir tane gece güvercin düşer. Köpeğimiz yakalar getirir babama. Babam da alır evin odasına koyar. Boş bir odamız vardı. Biz öyle başladık. Yani beni sabah uyandırıyor işte oğlum bir tane güvercini yakaladık, köpek yakaladı falan. Hani inanmıyorsun küçük çocuksundur da kalkıyorsun gidiyorsun bakıyorsun içeride bembeyaz bir tane cins güvercin. O zaman cinsi de bilmiyorsun da. Yani öyle başladık abi biz. Böyle aşk yani gerçekten aşk. Bir kere aşık olsun bir daha unutamazsın ya öyle bir şey. Bu işin içindeyim. Belki de 95-96 yıllarında. O zaman abim güvercin besliyordu. Evimiz hemen iki sokak yan taraftaydı. Abim Adana kuşu beslerdi. Beni asla adama çıkarmazdı. Ben de hareketli bir çocuk olduğum için aslında çok portakal ağaçlarında falan, kumruların falan peşine düşerdim ben de. Çıkarmadığı için. Bir gün orada bir kumrunun yattığını fark ettim. Hemen evimizin bahçesinde kenarında telin. Bir süre sonra mahalleden 2-3 kişi geldi böyle kuş avlamak için o dönemlerde. Ağaçtaki kuşu vurdular. Gözümün önünde kuş düştü. Düştükten sonra yuvaya çıktım ben bir süre. Ağladım tabii ki. Niye yaptınız, niye vurdunuz diye çocuğum. Bir süre sonra ağaca çıktığımda 2 tane yumurta gördüm ağaçta. Belki de içgüdüseldir çocuk olarak bilmiyorum ama ben o yumurtaları tuttum. Abimin kümesine çıkarak kuşunun altına koydum onları. Ve bir süre beklemeye başladım. Tabii abi işte çıkabilir miyim yukarı, bakabilir miyim? Sonuçta yumurta koymuşum, merak ederim bir yandan. Sonra bir süre sonra bu kuşlar çıktı. Yanılmıyorsam büyüdü, evet. Abim şaşırdı ya, bunda da güvercin değil, bu kumru. Bunu sen mi yaptın falan, çok üstüme geldi tabii. Ben de babamın oraya kaçtım o zaman. Dedim baba böyleyken böyle oldu dedi. Abim de gerçekten çok sevindi bu duruma. Dedim annesi babası öldü vurdular. O anda ben bu yumurtaları aldım, kuşların altına koydum. Onlara da çok mutlu etti aslında. Böyle bir anım var. Çok da güzeldi.